Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golban.com'un ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Biraz rahatsızım. Ee, hepinizin geçmiş olsun dileklerine duyar gibiyim. Teşekkürlerimi sunuyorum. 21 Ekim 2023 Cumartesi. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Birkaç gündür gündemi meşgul eden Yerden Timur ee, olayı var. Fenerbahçe Yerden Timur için TFF'ye başvurdu. Ve bu açıklamalar Fenerbahçe resmi sitesinde yer aldı. Şimdi bu açıklamaları zaten az buçuk biliyorsunuzdur ama yine de ben kısa kısa tekrar edeyim. Kulübümüz geçtiğimiz günlerde televizyon programına konuk olan e, ülke paydaşlarının başına başında gelen federasyonumuzun kurulları ile yani federasyona yazıyor diyor ki hani bu federasyonumuzun kurulları ile kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı söz konusu iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etmişiz diyor. Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan'ın tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen metin şu şekildedir diyor. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı iştiraki Fenerbahçe Futbol AŞ olarak Türk futbolunun adaleti, şeffaflığı ve dürüstlüğü için her zaman duyarlılık gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ET'nin 17 Ekim'de A Spor Televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda. Ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen federasyonumuzun kurulları ve kulübümüz hakkındaki mesnetsiz iddialarda bulunmasından dolayı bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı bir bölümünün deşifre metni iş bu yazımızın ekinde sunulan açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız. Yani bir kısmını zaten biz bu metinde parça pinçik edeceğiz ama biz bundan yani biz bu durumdan rahatsızız diyoruz. Anılan programda Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Sayın Lale Orta'nın kulübümüz başkanı Sayın Ali Yıldırım Koç'a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunduğu dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddialar en hafif tabirle gerçek dışı bulunmakta birlikte Türk futbolunun değerine zarar vermekte adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasına ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır. Bir şey söyleyeceğim burada. X, Y, Z takımınız fark etmez. Şu açıklamalardan rahatsız değilseniz bin beterini bulun inşallah. Çünkü bugün Fenerbahçe'ye yarın size. İddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur. Şimdi Düşünsenize ben çok ciddi bir şeyden şikayetçiyim. Yani çok ciddi bir şeyden. Ben diyorum ki ya şunlar şunlar da var işin içinde. Karşı taraf diyor ki araştırılsın. Ben de varsam araştırılsın. Ben diyorum ki araştırılmasın. Ya boş verin ne gerek var ne araştıracaksınız diyorum. Bu konuda suçlu benim değil mi? Galatasaray'dan açıklama bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Desin ki evet biz de Fenerbahçe'ye katılıyoruz. Araştırılsın. Bu ne demek? Evet, biz iddiamızın arkasındayız demek. Ama Galatasaray araştırılsın demiyorsa bu ne demek? Biz şampiyonluk için her şeyin mübah gören bir camiayız. Şampiyonluk için ortalığı karıştırmayı mübah gördük. Millet Filistin'in acısına üzülürken, millet şuna buna kızarken, motorun 40 lirayı bulmuşken, çeyrek altın 3 bin lirayı geçmişken, bizim derdimiz o bu değil. Biz baktık ki Fener şampiyon olacak, ortalığı karıştıralım dedik. Diyorsa da çok ağır ceza yemesi lazım. Devam edeyim. Sadece 12 17 Ekim 2023'deki iddialarda kalınmaksızın. Geçen haftalarda eski hakemlerden Ahmet Çakar'ın Beyaz TV kanalındaki Beyaz Futbol isimli programda ortaya attığı iddiaların da incelenmesi gerektiği sabittir. Aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle şahsın. 4 Ekim 2023 tarihinde etik kurulun nezdinde soruşturma açılmasına yönelik istemde bulunmuştuk. Federasyonunuzun söz konusu iddiaları etraflıca incelemesi ve bunlar hakkında soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup bu sizin yükümlülüğünüzün başında gelmektedir diyor. Tabi bu süreci şeffaf, adil, tarafsız yürütülmesi en büyük temennimiz. Adil, objektif olarak yürütülecek, yürütülecek olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında akabinde kulübümüz ve mensuplar hakkında ileri sürelen iddiaların haksızlığı ortaya konulacak olup, olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhnet altında bırakan açıklamalara yapan şahısların 6222 sayılı yasanın 18'e 10, 22'ye 1, 22'ye 3 ve sahil ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla futbol disiplin talimatının 36. maddesiyle ilgili diğer hükümlerin ve etik kurulu talimatının 11 ila 12. maddeleriyle ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle disiplin kuruluna ve etik kurula ilgili yaptırımlarına cezalandıracaklar. olan inancımız Tanrı. Yani kısaca şunu söylüyor. Karşı taraf bir iddiada bulundu. Biz kendimizden eminiz. Biz kendimize kefiliz. Çıkın, araştırın. Koyun bütün deliller ortaya. Bizim haklılığımız ortaya çıkacak. Bizim haklılığımız ortaya çıktıktan sonra bu arkadaşlar bir de mahkemeler nezdinde 6222'de hesaplaşacağız. Siz futboldan men edeceksiniz. Biz de mahkemelerle uğraşacağız demek istediğini anladım. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Gelinen bu noktada Oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar Türk futbolunun yapısal problemlerinin başında gelmektedir. Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması federasyonumuzun sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır. Yani ya araştırırsınız ya da siz de bunlardan tarafsınız diyor. Değil mi? Yani Yanlış anladığım bir cümle var mı? Ya araştıracaksın, diyeceksin ki evet bu iddialar doğrudur, yanlıştır ya da sen de bunlardan tarafsın diyor. Ben bunlardan taraf olduğunu düşünüyorum. Ben Erden Timur'un Mehmet Büyükekşi'yi böyle parmağında oynattığını düşünüyorum. Mehmet Büyükekşi'nin hala ve hala geçen seneden itibaren Galatasaray için çalıştığını düşünüyorum. Türk futbolu, adalet, marka değeri geçiniz. Galatasaray şampiyon olsun gerekirse Türk futbol takımları gebersin istiyorlar. Ben bu görüşteyim. Ben Mehmet Büyükekşi'nin adil bir insan olduğuna inanmıyorum. Ben Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray aleyhine herhangi bir karara imza atabileceğine inanmıyorum. İnanmıyorum kardeşim. Bugün merhumu rastlayabilirdiniz diyorlar ya vefat ettiğinde. Kötü bilirdim. Merhumun imanına kefil misiniz? Değilim. Merhumun iyi insan olduğuna kefil misiniz? Değilim. Bu arkadaş o makamı kullanarak Galatasaray'ını şampiyon yapma peşinde. Benim gözümde. Bak şu var ya. Şu İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da yani futbolunda adaletin işlediği bir yerde olsaydı Erdem Timur geberene kadar futbolun feyzinin ilgilenemezdi. Çünkü kardeşim iddia ortaya atıyorsan kanıtla. Kanıtlayamıyorsan köşeye sıkışma. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Geçen seneki şampiyonluğa dair çıksın. Mesela geçen seneki şampiyon olan mesela Barcelona diyelim İspanya Ligi'ne. Barcelona yöneticisi konusunda geçen seneki şampiyonluk bile araştırılır bitireyim. Türk futbolunun geleceği için gerek 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor kanalında yayınlanan iddialara gerekse 4 Ekim'de etik kuruluna yaptığımız başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımlarınızı atmanızı arz ederiz. Federasyon ne yaptı biliyor musunuz? Federasyon Fenerbahçe'ye tuzak kurdu. TFF'den Ali Koç'a iyi haber. Bakın. Türkiye Futbol Federasyonu. Ali Cengiz oyununu yemeyin. Çok ciddi bir Ali Cengiz oyunu var. Nasıl Ali Cengiz oyunu var? Şimdi Habere bakın. Fenerbahçe'ye iyi haber. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hak mahrumiyet cezasını 45 günden 21 güne indirdi. 210 bin lira para cezasını da 100 bin liraya indirmiş. Şimdi bakın. Fenerbahçe diyor ki karşı taraf ciddi iddialar ortaya atıyor. Size şerefsizlik itham ediyor diyor federasyona. Eski MHK başkanı. Bizi aynısını itham ediyor. Kardeşim araştırın. Araştırmasanız siz de bunlardan tarafsınız diyor. Federasyon ne yapıyor? Ali Koç'un in cezasını indiriyor. Çok merak ettiğimden soruyorum. Çok merak ettiğimden soruyorum. Bak gerçekten çok merak ettiğimden. Şimdi Ali Koç maçlara gitmiyor. Bu cezayı alalı zaten 14-15 gün olmuş. Yine gitmeyecek. Önümüzde derbi merbi yok. Bir şey yok. Hani bir 40-50 gün zaten derbimiz yok. Bir şeyimiz yok. Çok merak ettiğim için soruyorum. Ha 45 gün, ha 21 gün. Hani temel fırına gitmiş demiş ki ya demiş bana 99 tane ekmek verin demiş. Fırıncı demiş ki ya 100 tane verelim demiş. Şu iş demiş o kadar ekmeği kim yiyecek? Bu bunun hesap. Şimdi bak. Sosyal medya şimdi neyi konuşuyor? TFF'den Ali Koç'a yak. Seve seve geri adım attılar. Zaten seve seve geri adım atmasalardı diyorlar. Şu bel altıdır. Şu bel altıdır. TFF'den yapılan açıklama. Katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptığı Ali Koç'un itirazının incelendiği belirtildi. İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne para cezasının 210 binden 100 bin liraya indirildiği kaydedildi. Şimdi Galatasaray trolleri para karşılığı Galatasaray savunuculuğu yapan arkadaşlar ne diyorlar şimdi? Sosyal medyaya girin bakın kullandıkları cümleleri söyleyeyim size. Bak bunlar Fener'in köpeği zaten diyorlar. Bunlar Fener'in köpeği hemen ya, bak affettiler cezayı kaldırdılar. Yani çok önemli bir şey yani etiket olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yaptılar yani. Yani etiket olarak bunların zekasına göre Fenerbahçe'yi şu anda şampiyon yaptılar. Yani şu anda 2023-24 şampiyonu Fenerbahçe oldu. Bunların zekasına göre. Çünkü max zeka. Ya max zeka bu. Arkadaş. Bu arkadaş bir şey atıyor, tutuyor. Ya Pinokyo misali yalan söylüyor. Ya da bu arkadaş doğrusu. Ben bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Benim kulübüm namussuzluk, alçaklık, şerefsizlik yapıyorsa verin cezayı. Hangi kulüp bunu yapıyorsa verin cezayı. Ben Fenerbahçe olarak söylüyorum. Geçen sene Fenerbahçe hakemle mi ikinci oldu? Alın ikinciliği. Bizi atın ikinciliğe. Atın ikinci. Atmazsanız şerefsizsiniz. Atmazsanız namet alçaksınız. Vatan hainisiniz. Eğer bunu yaptıysak. Biz de yapmadıysak Galatasaray'dan şampiyonunu alın Fenerbahçe'ye verin. Hadi. Hadi Galatasaraylılar. Diyorsunuz ki böyle yapıldı şöyle yapıldı. Elimizde iddia var belge var. bir kere adam olun. Bir kere eline adam olun. Böyle deyin ki Harbi söylüyorsun lan Mustafa Hoca. Lan madem belge var sunsun. Madem elinde belge var sunsun. Fenerbahçe çenesini kapatsın. İkinci oldunuz bak hakemden ikinci oldunuz diyelim. Biz de rahatlayalım de deyin. Yok elinde belge yoksa geçen sene tehditten şampiyon yapıldın. Şantajdan şampiyon yapıldın. Şu andaki akıllardaki izlenim bu. E kardeşim bak Ali Koç TFF araştırsın dedi mi? Dedi. Burak Kızılhan yaz, yazdığı resmi mektupla resmi şekilde araştırma talebinde bulundu mu? Bulundu. Fenerbahçe resmi hesabı paylaştı mı? Paylaştı. Teraziden kaçan namerttir mi? Şerefsizdir mi? Diyordu Erden Timur. Hadi buyurun teraziden kaç, kaçan kimmiş görelim. Buyurun. Yani bakın milli ara bitti. Karşı taraf mücadeleyi saha dışına çekme kartını oynadı. Resip dedi. İlk puan kaybında Fenerbahçe taraftarı birbirine düşsün diye Şimdi kalemşörlerini, trolllerini, WhatsApp elemanlarını, personellerini, kendi takımların yalayıcımız ne diyorlar ona? Şey yandaşlarını ortaya sürecekler. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Bak. Ben bu kanal niye büyüsün istiyorum? Kanal büyüdükçe sesim daha yüksek yerlere gidiyor. Kanal büyüdükçe dikkat ediyor musunuz? Bilmiyorum bazı açıklamalar eşdeğer olmaya başladı. Yani bazı açıklamaların yönü şekli değişti. Şimdi Galatasaray'a ben şunu söylüyorum. Mertseniz, delikanlıysanız, şerefliyseniz, onurluysanız Galatasaray spor kulübü olarak soruşturma talep edin. Bu iddialarımızdan ilgili soruşturma istiyoruz deyin. Ya sözünüzün arkasında durun. Bir kere de diyelim ki helal olsun diyelim. Ya kardeşim bak. Allah aşkına akıl, fikir, beyin hiçbir şey almıyor. Ortada bir iddia var. Şu patatestir. Bunun patates olduğunu savcılar, bilim adamları ortaya koysun. Bu patatestir, telefon değildir diyorum. Karşı taraf diyor ki, ya gerek yok soruşturmaya. Ya o patatestir diyorsan patatestir diyor. Yani demek ki benim durumum aynı, o arkadaş da aynı. Öbür tarafta diyor ki, kardeşim bu herif buna patates diyor. Bunu araştırın, bu cep telefonudur. Bunun cep telefonu olduğunu çıkartın ortaya. Bu herife damga vurun zekadan sıkıntılı diye. Eğer bunlar araştırmıyorsa bunlar da zekadan sıkıntıdır. Bunlar adam kavurun diye. Neyini anlamıyorsunuz? Ya bir iftira atıldı. İftira atıp kaçmasın Galatasaraylar. Yöneticileri kaçmasın. Geçen sezon belge var dedi. Ortadan kayboldu. Sonra diyor ki ben belge belge dememişim. Bilgi dememişim. Geçen sezon ligi bitirmeyiz dedi. Ligi bitirmeyiz ne demek ya? Ligi bitirmeyiz. Ne demek? R yaptı. Şimdi yine R yapacak. Kodri meydan ya. Kodri meydan abi. Yap çıkın. Bir kere de delikanlı olun ya. Bir kere de delikanlı olun. Bir kere de delikanlı olun kardeşim. Yani nedir olay? Bozkurt Yılmaz. Hakemliği bitecek denen 4 hakemin ikisi Adana Demirspor Fenerbahçe maçında görev yaptı. Ben şeye de çok gülüyorum. Erden Timur'un kullandığı cümlenin salaklığına da çok gülüyorum. Bu kadar salakça bir cümle olamaz. Diyor ki Fenerbahçe Adana Demirspor Fenerbahçe maçında manipülatif şey var. Ya bu kadar salakça bir cümle olamaz. Fenerbahçe'nin nizami golü 3 net penaltısı verilmedi. Maç berabere tamamlandı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına büyük bir yara aldı. Maç manipüle edilmiş. Ya salağa söylesen salak anlamaz. inanmaz buna ya. Yani salağa söyle salak buna inanmaz. Bu arada Erden Timur demişken Sportmenliğe aykırı hareketi Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Şimdi İkinci hamlesi bak federasyonun ikinci hamlesi burada. Bak diyor Ali Koç'un yine düşürdük biz Ali Koç'a çalışıyoruz. Bak Erden Timur'u şeye aldık biz Ali Koç'a çalışıyoruz. Mesajı veriyor haberiniz olsun. Yani haberiniz olsun. Ya bunları bilin. Bozkurt Yılmaz. Hakemliği bitecek denen 4 hakemin ikisi Adana Demirspor Fenerbahçe maçında görev yaptı. TFF'nin araştırılması gereken 4 ihtimal var. Bir, bahis mafyası. Olur mu olur? Ben bir şey diyemem. İki, FETÖ. Kaldı ki futbolda FETÖ temizliği yapılmadı. Futbolda hiç kimse, hiç kimse FETÖ'cü mü değil mi diye araştırılmadı. Çünkü futbol federasyonu bir federasyon olduğu için kendi içinde araştırma istemedi belki de. Ya da yaptırmasına izin vermedi. Siz hiçbir hakemin FETÖ'den yargılandığını duydunuz mu? Ben hatta daha da abartılı bir şey söyleyeyim. Gerçek hayatta bir hakem FETÖ'cü olsa kamuda görev yapıyor olsa ya da başka bir yerden oradan ihraç edilse bile hakemliğini devam ettirirdi biliyor musunuz? Ben buna da inanıyorum. Ben artık buna inanıyorum yani. Neyse. Bozkurt Yılmaz 4 ihtimal diyor. 1. Bahis mafyası 2. FETÖ 3. TFF telkini TFF telkini nedir? TFF'nin başkanı der ki bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacaksınız. Geçen sene Trabzon'u şampiyon yaptığınız gibi ondan önceki sene Beşiktaş'ı yaptığınız gibi ondan önceki sene Başakşehir'i şampiyon yaptığınız gibi Onların üzerine şunu yaptığınız gibi. Bu da olabilir. Mesela TFF telkini. Ben size en büyük telkini söyleyeyim. Fenerbahçe geçen sene maç kazanıyor. Hakem 3 hafta maç verilmiyor. Al sana telkin. Şimdi düşünsenize. Yani uç bir örnek vereyim. Çok uç bir örnek vereyim. Ya da vermeyeyim örneği. Çünkü örnek vereceğim yanlış anlaşılabilir. Düşünsene bak. Şampiyonluk yolundaki maçlarda Şöyle yöneten hakeme ödül, böyle yöneten hakeme ceza diyorsun. Kimse geri zekalı değil. Düşünsene bak, sen bana diyorsun ki mesela Mustafa Hocam 58.400'de 58.200'e düştü. Ne oldu? Ben de sana diyorum ki ya arkadaş kanalımızdaki troller def gitti. Kanalımızdaki kripto FETÖ'cü, şey kripto FETÖ'cü dedim, kripto Fenerbahçeliler def gitti. Çünkü onlar orijinalde Galatasaraylıydı ama takımları hakkında konuşulan zoruna gitti, çıktı gitti derim. Ama merak etmeyin burası, burası hakiki Fenerbahçelilerle dolacak. Ben inanıyorum çok kısa süre içerisinde 100 bin olacak bu kanal. Ben inanıyorum bu kanal 100 bini görecek. Allah da bize nasip edecek. Siz de göreceksiniz. O plaketi tutacağım inşallah. Sizin desteğinizle tutacağım. Anladınız mı? Sizin desteğinizle. Ve ben size buradan şunun garantisini veriyorum. Ben doğru bildiğimden şaşmayacağım arkadaşlar. Şaşarsam yüzüme yüzüme vurun. 3 Üç ihtimal. Üçüncüsü TF5 4 şantaj. Şantaj nedir? Ben her maçtan sonra söyleyeyim. Geçen mesela Fenerbahçe'nin bu sene ligde 7 maçı. 8 maçı bilmem kaç maçı oynandı. Bak ligde 8 maç oynandı. Fenerbahçe adına süper lig. Bir maç hariç her maçta ben hakemlere acaba çocuğunuzu mu kaçırdılar? Acaba karınızı mı kaçırdılar? Ölümle mi tehdit ediyorlar? Ya açık açık söyleyin demekten yoruldum. Yoruldum abi. Ya ben merak ediyorum. Şantaj mı var? Mesela hakemlere. Eğer bu sene Galatasaray şampiyon yapmazsanız gebertirim size. İşte FETÖ'den içeri mi alırım? İşte başka bir şeyden içeri alırım. Size bir daha bu ekşiden ekmek yedirtmem. Sokağa çıkamazsınız mı diyorlar. Çocuğunuzu kaçırır öldürürüz mü diyorlar. Ne diyorlar ben merak ediyorum. Bozkurt Yılmaz'ın tabiriyle 4 ihtimal var. Bahis mafyası, FETÖ, TFF telkini, şantaj. Çünkü hakemliği bitecek denen 4 hakemin ikisi Adana Demir-Fenerbahçe maçını katlediyorsa o da çok başka bir olay. Şimdi TFF'nin de araştırma yapması gereken yer burası. FETÖ, mafya, telkin, şantaj. Hani FETÖ, mafya diyeyim, şantaj diyeyim ve Galatasaray diyeyim. Yani araştırması gereken şey bu. Gerçekten araştırması gereken şey bu. Olayların büyümesi lazım. TFF'nin araştırması lazım. Bozkurt Yılmaz bunu sansürsüz futbolda boşuna söylemiyor. Bak bir şeyin üstünü kapatayım dediğiniz anda sıkıntı olur. Çok basit bir örnek vereyim. Çocuğunuz o gün okuldan geldi ağlıyor. Ne oldu yavrum anlatmıyor. Oğlum ne oldu kızım ne oldu anlatmıyor. Dur ben bir öğretmeni sorayım. Aradınız o da bir şey anlatmıyor. Öbürüne soruyorsun o da bir şey anlatmıyor. Sınıf arkadaşını arıyorsun o da bir şey anlatmıyor. İnsanın aklına ne gelir? Olay çok büyük bunlar da olayı gizliyorlar diye gelir. Mesela benim aklıma böyle gelir. Şimdi Erden Timur bir şeyler söylemiş. Erden Timur bildiklerini açıkla susuyor. Federasyon Başkanı bildiklerini açıkla susuyor. Al size yazılı önerge araştırın susuyor. O zaman siz burada ne anlarsınız? Ya birileri bu işten ciddi menfaat elde ediyor ya da olaylar bildiğinizden çok daha büyük daha da büyümesi lazım. Ben Rabbime dua ediyorum. Allah'ım Fenerbahçe ile uğraşanın başına Fenerbahçe'den daha büyük bela ver. Çünkü biz yıldaki yıkıldık artık. Yeter. İsrail ettiği bedduanı daha fazlasını ediyorum. Allah Fenerbahçe düşmanlığını sahaya, sonuca, e, kayıtlara yansıtanın bin türlü belasını versin. Bin türlü belasını versin. Ha masumların olduğu yeri bombalayanlar, ha hastane bombalayanlar, ha milyonlarca Fenerbahçe taraftarını bombalayanlar. Hepsi benim gözümde aynı. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Tekrar söylüyorum defolup gidebilir kripto Fenerbahçeliler. Bana hakiki Fenerbahçeli lazım. Bana videoları beğenecek, videolara yorum yapacak. Değerli görüşlerini benimle paylaşacak. Gerekirse reklam tıklayacak, gerekirse oynatma listesi açacak. Gerekirse ya şu adam ne diyormuş diye dikkatçi dinleyecek. Gerekirse yakında canlı yayınlara konuk kalmaya da başlayacağım inşallah. Projem sürüyor arkadaşlar. Ee, hazırlık aşamasındayız şu anda. Birkaç gün haber veririm. Gerekirse canlı yayınlarda benim konuğum olacak karakterli, haysiyetli, şerefli, onurlu Fenerbahçeliler lazım. Bu tabire uymuyorsanız defolup gidebilirsiniz. İster suyun öteki tarafına, ister okyanus ötesine, ister ebenizin doğum yerine kadar gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bana hakiki Fenerbahçeliler lazım. 58.200 sadece bir sayıdır. Yüreği Fenerbahçe için çarpanlar istiyorum ben abi. Açık ve net. Eğer ben öyleysem takip edin. Yoksa hocam senin öyle olduğunu düşünmüyorum diyorsanız yine yolunuz açık olsun kardeşim. Özürlerimi sunuyorum. Demek ki Kendimi tam anlatamamışım, izah edememişim. Yolunuz baktınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Bu dava artık ya birilerinin tehditle, şantajla şampiyon yapılacağı e, arka arkaya senelere doğru gider. Ya da artık tehditin şantajın işlemeyeceği, artık sadece adaletin işleyeceği, mazlumun da haksız güçlü kadar sesinin çıktığı bir yere gidecek. Artık nereye gideceğine İnsanlar karar verecek. Nereye gideceğine sadece Fenerbahçe değil diğer takım taraftarları da karar verecek. Her takım taraftarının kendine şunu sorması lazım. Ulan bugün Fener'e olan yarın bana olmaz mı diye. Kurtlar Vadisi'nde hatırlarsınız Çakır'ı öldüren hal iki Polat Alemdar evinde kıstırdı. Ona şu cümleyi sordu. Hiç mi düşünmedin dedi. Hiç mi düşünmedin? Bana baldızının önünde Çakır'ı öldürten testere Beni kimlerin önünde kimlere yem eder diye hiç mi düşünmedin dedi. Ben de şimdi bütün takımlara soruyorum. Hiç mi düşünmediniz? Fenerbahçe'ye 3 Temmuz kumpası yapanlar. Fenerbahçe'nin otobüsünü kurşunlayanlar. Fenerbahçe'nin her fırsatta altına oymaya çalışanlar. Fenerbahçe'nin elindeki şampiyonlukları alavera dalavera ile çalmaya çalışanlar. Ya da çalanlar. Hiç düşünmüyor musunuz? Yarın bir gün siz güçlendiğinizde aynısını, beterini, mislini size yapmazlar mı? Fenerbahçe taraftarı Allah'tan hakiki taraftar da dağılmadı, yıpranmadı. 1-3 Temmuz'u Galatasaray yaşasaydı inşallah beterini yaşar. Çil yavrusu gibi dağılırlar. Ne yapacağını şaşırırlar. Sokağın ortasında bileklik satacak hale gelmişlerdi bir ara. Fenerbahçe'yi bitirenler ki Türk futbolunu bitirmelerinden. Bileklik de satamazlar. Hiçbir şey satamazlar. Ya ben kendi adıma söylüyorum. şu üstümdeki tişört bile Feneryum'un tişört ha. Yeşil renk olduğuna bakmayın. Üstünde logosunun olmadığına bakmayın. Şey var. Var. Ya yani üstündeki şeye kadar Feneryum. Hiç sıkıntı değil. Ben yine alırım. Klimayı satınlar yine alırım. O masada bulunan bilgisayarı satınlar yine alırım. Siz de alırsınız. Ama başkaları ne alır? Göreceğiz.